Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Bahar. Bugün sizlere Alaska'nın en şehrinden, Alaska'nın en büyük şehrinden sesleniyorum. Yaklaşık 24 saatlik bir yatım olacak burada. O yüzden de hem de dışarı çıkıp biraz temiz hava almak istedim hem de sizlerle sohbet etmek istedim. <laughs> Uf! Aa, dondum vallahi çok soğuk dışarısı. <laughs> biraz önce dışarıda çekmiştim videoyu. Gerçekten çok soğuk dışarısı. İşte bugünler için sizlere bir video hazırladım. Uçaklar Karlı havalarda, soğuk havalarda nasıl böyle oluyor da uçabiliyorlar onun ayrıntılarını konuşacağız. Biraz da teknik şeylerden anlatacağım. Hadi gelin başlayalım. Evet arkadaşlar kış kıyamet ortalık hava alanına zor vardınız. Her tarafta karlar yağıyor. Trafik felaket ama siz şanslılardansınız diyelim. Havaalanına vardınız ve onun sonucunda da uçağınıza bindiniz. Oh içerisi de sıcacık gideceğiniz yere gidiyorsunuz. Diyelim ki İstanbul'dasınız. Neden İstanbul? Çünkü hani Antalya sen biraz daha buzlanma ve kış şartlarının çok daha ender rastlanıldığı bir yer olacak ama İstanbul gibi büyük metropollerde büyük havaalanlarının olduğu iki tane çok yoğun havaalanı var İstanbul'da olduğu yerlerde kış operasyonları da zor geçiyor. İşte biraz evvel size anlatmıştım ya dışarıda çektiğim videoda kış şartlarında operasyon yapmak gerçekten zor. Her şeyden evvel dışarıda çalışan yerdeki bütün görevli arkadaşlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Müzik çünkü onlar olmasa bu hava alanları çalışmayacak. Onlar olmasa insanlar A noktasından B noktasına gidemeyecekler. Onların sayesinde bütün her şey gerçekleşiyor. Biz sıcak kokpitimizde otururken onlar dışarıda karla mücadele ediyorlar. Şimdi her şeyden evvel uçaklar kanatlarına ihtiyaçları var değil mi? Bunu biliyoruz, bunu bilmeyen yok zaten. Kanatlara ihtiyacımız var, kanatlarla uçuyoruz, onlar sayesinde uçuyoruz. Jet motorları da bize içiş gücünü veriyor. Kanatların üzerinden geçen hava sayesinde de uçaklar yerden belli bir hıza ulaştıktan sonra kalkıyorlar, havalanıyorlar ve yol boyunca uçuyorlar. Şimdi bu kanatların temiz olması, herhangi üzerinde bir şey birikmiyor olması ve bunların özellikle de buzlanma veya herhangi bir şekilde karla kaplı olmaması lazım. Tabi internette baktığınız zaman aşağıya da linkini vereceğim. Öyle bir video var ki ben dudağım uçukladı desem yeridir. Rusya'da bir hava yolu de ve anti-icing olayını biraz yanlış anlamış. Kalkış sırasındaki uçağın koşuşunda bunu gerçekleştirmiş. Gerçekten hangi hava yolu olduğunu bilmiyorum ama umarım siz aşağıya yazarsınız bilenler. Ve ondan sonra da bu, mutlaka ve mutlaka o hava yoluyla bir daha uçmayız hiç uçmayız diyelim daha doğru olur. Çünkü gerçekten öyle bir şartta kalkış yapmak ne bir pilotluğa sığıyor ne bir yer görevlisinin vazifesine sığıyor. Anlamak mümkün değil öyle bir uçağın kalkmış olmasını videoda görmüş olmak. Uçak, uçağın içerisinde olanlar da gerçekten çok şanslılarmış daha sonradan vardıklarına göre gidecekleri noktaya. Her neyse o işin olmaması gereken yönü. Bir de işin olması gereken yönü var. Ben yolcu olarak gittiğim Indianapolis'te çok güzel videolar çektim bu konuyla ilgili. Bu konuda da sizi bilgilendirmek için gerçekten biçilmiş kaftan bu videolar. Şimdi dediğim gibi kanatların ve uçağın yüzeylerinin temiz kardan, buzdan vesaireden temizlenmiş olması lazım. İşte bu nedenle uçağın üzerine sıvı sıkılıyor. Bunlar genellikle glikol bazlı sıvılar. Yani Rusya'da bir havalı hava ne? Bunların değişik türleri var. Uçağın her şeyden evvel kanatlarının, uçan yüzeylerinin temizlenmesi söz konusu ve bu konuda yapılan hatalar, bu konuda yapılan kötü işlemler sonucunda bir sürü de zamanında kaza da olmuş. İşte daha yeni Washington DC'de düşen Air Florida uçuşunun kazasının 40. yıl dönümü geç, geldi geçti. Onun dışında SAS'in iki tane kazası var. Bir tanesi İsveç'te bir tanesi İtalya'da Linate'den kalkıyorlardı galiba Milan'dan. Buna benzer başka kazalarda bulmak mümkün. O nedenle uçakların kalkıştan önce mutlaka ve mutlaka iyi bir şekilde temizlenmesi lazım uçan yüzeylerinin. En azından uçan yüzeylerinin. Genellikle de bu böyle olur. Yani böyle haldır huldur bir kar yağmıyorsa, ortalık böyle ne bileyim yarım metre karla kaplı değilse sizin aslında yapmanız gereken şey uçağın üzerinde birikmiş olan katı maddeleri. Bunlar kar olabilir, buz olabilir, temizlenmesi söz konusu. Bu temizlik içinde kullanılan bir madde var. Biz buna Type 1 diyoruz. Bu genellikle ısıtılmış 60 derece yanılmıyorsam bilen arkadaşlar özellikle yer görevlisi arkadaşlar bu konuda benim yanlışlarım veya düzeltilmesi gereken şeyler varsa düzeltebilirler. Bunlar ısıtılmış ve glikol bazlı maddelerle karıştırılmış sudan ibarettir. Sabahleyin arabaya vardığınızda çaydanlıktan sıcak su dökmek gibi bir olay değil bu sonuçta. <laughs> her neyse bizim her şeyden evvel uçağın yüzeylerinin temizlenmesi gerekir. Bunun için bizim kullandığımız kimyasal maddeye Type 1, bir numaralı tip e, denir. Ve biz bunu kullanırız. Biz derken yani pilotlar değil yer görevlisi arkadaşlar ve bu konuda istekte bulunuruz. Önce uçağın yüzeyleri temizlenir. Arkasından eğer hala yağış varsa, bu çok önemli. E, arkasından hala yağış varsa veya görüş mesafesi çok düşükse veya bulut tabanı yani bulut yüksekliği çok aşağıdaysa Uçağın kalkış sırasında da korunması amacıyla ikinci bir sıvı daha püskürtülür uçağın üzerine. Bu uçağın üzerine püskürtülen sıvının adı da Type 4 4 numaralı tiptir. Bu da yine böyle alkol glikol bazlı bir maddedir ama bunun değişik karışımları vardır. Bu değişik karışımlarda neden önemli? Bunu birazdan geçeceğim. Şimdi bunlar dediğim gibi ilk sıkılan madde uçağın üzerindeki Karları buzları temizlemek için ikinci sıkılan madde ise uçağın üzerinde tekrardan kar buz oluşmasını önlemek amacıyla yapılır. Birinci maddeden bahsederken söylemiştim biraz böyle ısıtılmıştır bunlar ve hatta uçağın üzerine püskürtülürken eğer böyle bir işleme maruz kalırsanız uçuş öncesinde mutlaka bakın göreceksinizdir buharlar çıkar bundan. Bununla temizlendikten sonra da uçağın yüzeyinin temiz kalması için uçak yüzeyi kaplanır. Ama değişik olan bir şey var. Eğer uçağın üzerinde gövdesinin üzerinde bir birikme varsa bunu takmanla temizlersiniz. Ama gövdesinin kendisi uçuşa katkıda bulunmadığı için de bu temizlenmiş yüzeyin tekrardan oluşmasını önlemek için de Type 4 kullanmazsınız. Sadece kanatlara, kuyruğa, ve e, arkadaki kanatçıklara kullanırsınız. Yani uçuş yüzeylerine kullanırsınız. Bunun da değişik nedenleri var. Her şeyden evvel önemli olan bu iki maddeyi de uyguladıktan sonra sizin bir bekleme süreniz vardır. Bu bekleme süresini geçmemeniz gerekiyor. Bu maddelerin uygulanmasına başlanmasından itibaren bu saat ilerler. Kullanılan maddelerin tipine göre de siz bakarsınız. Dersiniz ki evet bize 45 dakika yeterli ve o noktadan sonra 45 dakika içerisinde sizin kalkış yapmanız gerekmektedir. Eğer hani diyelim ki çok yoğun bir meydandasınız ve 45 dakika gerçekten geçti ve bunu ne yazık ki geçirdikten sonra sizin yapacağınız şey tekrardan icinge geri dönmek. Evet hiçbir yolcu bunu istemez. Merak etmeyin pilotlar da istemez ama güvenlik için şarttır ve tekrardan de-icing işlemine sıfırdan başlamanız gerekmektedir. Uçuş güvenliği açısından. Dediğim gibi bu konuda çok bir kazalar var. Air Florida uçuşunun kazasını ileride hatta yerinde Washington DC'de çekmeyi de planlıyorum. O konu gerçekten tam böyle kitaplar yazılası bir konu. Şimdi gelelim bu işin ilginç taraflarına. Eğer siz her şeyden evvel bir noktadan bir noktaya gitmeyi planlıyorsanız... ...uçağa bindiniz atıyorum saat 13'te kalkacak uçak dendi. 13'te pushback yaptığı zamanında... Ama siz kalkana kadar saat 13.40 oldu ki olabilir. Bu durumda heyecanlanmamanız lazım. Size bir trik vereyim. Eğer dikkat ederseniz kış zamanlarında uçuş saatlerine birazcık daha hava yolları zaman eklerler. Örneğin 2 saat 15 dakika yazın verdilerse 2 saat 25 dakika olabilir. En azından benim uçtuğum zamanlardan, yolcu uçağı uçurduğum zamanlardan biliyorum gerçekten iki şehir arasındaki uçuş saatini hava yolları birazcık genişletirler. Bunu neden söyledim? Hani işte 3'te bir 13'te kalkacaktı uçak. Hala 13.30 oldu. Bir şeyler sıkıyorlar uçağa. Biz niye hala kalkmadık? Benim bağlantım var diye heyecanlanmamanız açısından. İkincisi bu holdover time çok önemli. Eğer ki eğer siz uçak tekrardan de-icing'e gelirse benim bağlantım var kaçırıyorum diye endişelenmeyin. Çünkü gerçekten de bu uçuş güvenliği için önemlidir. Siz oraya gitmek istiyorsanız geç gidin ama güvenli gidin önemli olan o. Üçüncüsü bu işlemler yapılırken uçağa hava verilmez. Bunun da nedeni çok basit. Uçağa gelen hava ya APU'dan, ha APU'da anlatmıştım bu arada unutmayın ya APU'dan alınan havadır. Eğer motorlar kapalı olarak de-icing yapılıyorsa veya motorlardan gelen havadır. O da motorlar çalışırken de-icing yapılıyorsa ortaya çıkar. Ve bunun sonucunda da mutlaka ve mutlaka bu e, ya motorlardan ya APU'dan gelen hava uçağın içerisini havalandırmak için kullanılır. İşte de sırasında insanlara bu glikol bazlı maddenin kötü sonuçlar doğurmasını engellemek açısından biz pilotlar olarak havalandırmayı kapatırız. Uçağın içerisinde normalden birazcık daha sıcaklaşabilir. Sabır istiyorum ben sizden o konuda ve mutlaka ve mutlaka işlem bittikten sonra da havalandırmayı açarız. Bunun sonucunda da siz rahat bir şekilde nefes almaya devam edersiniz. Glikollü bir şeyin bir maddenin uçağın içerisine sızması ve içerisini tamamıyla nefes alınamayacak bir hale getirilmesinden çok çok daha önemli bir çok çok daha tercih edilebilir bir olaydır bu. Son olarak şunu söyleyeyim ben size. Hiçbir havayolu şirketi, hiçbir pilot kasten ve kasten sizin gideceğiniz noktaya geç gitmenizi istemez. Çünkü biz de sonuçta gideceğimiz noktaya bir an önce varıp dönüş uçuşunu yapıp ondan sonra evimize gitmek veya bir sonraki uçuşumuza gitmeyi istiyoruz. Mümkün olduğu kadar güvenli ve çabuk bir şekilde tabii ki önemli olan güvenlik bu konuda ve tabii ki uçuş güvenliğini ortadan kaldıracak herhangi bir aman işte biz yetişelim bak yolcular var türünden bir kafa yapısına hiçbir pilot sahip değildir. Olmamalıdır da. O nedenle eğer siz geciktiyseniz bu olaylar nedeniyle bir gecikme yaşıyorsanız unutmayın bir uçağın yerden kalkması sadece pilotların yaptığı bir iş değil. Yer görevlileri, o karda, çamurda, buzda mücadele eden yer görevlileri de Mutlaka ve mutlaka bu işleri bir an önce yapmak ve bir sonraki uçağa geçmek için can hıraş zaman harcıyorlardır. Ama dışarısı o kadar soğuk ve o kadar kötü şartlarda olduğu zaman onlar da verimli olarak haliyle çalışamazlar. O nedenle bu insanların da dışarıda sizin valizlerinizi yüklediğini, valizlerinizi boşalttığını, uçağa yakıt doldurduğunu ve her şeyden önemlisi diyesin işlemleri için o soğukta o aletlerin üzerinde çalıştıklarını unutmayın. Benden şimdilik bu kadar. Konuyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki Kaptan Baha videosunda tekrardan görüşmek üzere. Mutlu kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hiçbir pilot sahip değildir. Olmamalıdır da. Olmamalıdır da, Olmamalıdır da. Olmamalıdır da. <laughs> yani Rusya'da bir havaalı. Hava, ne? Hmm, yani biz o kadar e, yani <laughs> ba, b, mümkün olduğu kadar güven.